İyi akşamlar değerli izleyiciler. TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yaklaşık 1500 yılından bu yana dünyayı yönettiği iddia edilen Illuminati örgütünü konuşacağız. Illuminati öyle bir örgüt ki bugüne kadar birçok konuya, birçok komploya ve birçok siyasi olaya malzeme oldu. Siyasilerden çok daha güçlü olduğu, dünyanın her yerinde hükümetleri belirlediği ve ekonomiyi kontrol ettiği söylendi. Bunların ne kadar doğru bilmiyoruz. Ancak dünyaya çok ciddi etkileri olduğu muhakkak. Dünyanın birçok yerinde savaşlar çıkıyor. Ekonomik krizler oluyor. Petrol yüzünden ülkeler birbirine giriyor. Biz bu işlerin arkasında her zaman siyasi irade arıyoruz. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de, Rusya'da hemen acaba siyasiler bu konuda ne düşünüyor diye bir önlem alıyoruz. Ancak iddialara göre gerçekte bu ülkeleri yöneten arkasındaki gizli bir güç. Bunun adı da Illuminati. Dünyanın hemen her ülkesinde bizim siyasi lider olarak gördüğümüz figürlerin tamamına yakınını aslında bu Illuminati grubunun atadığı söyleniyor. Illuminati'nin kendi içerisinde bazı grupları, bölümleri var. Bilderberg toplantıları, Trilateral Komisyonu, Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti gibi oluşumların tamamına yakını Illuminati'nin kontrolünde. Aynı zamanda dünya üzerindeki hastalıkları kontrol eden, zihin kontrol operasyonları yapan, bunları finanse eden ve bankacılık sisteminin tamamına yakın elinde tutan bu grup aslında dünyada istediğini yapabiliyor. Ya da bize öyle söyleniyor. Ancak geçmişte yaşadığımız bazı olaylara baktığımız zaman aslında bu grubun hiç de yabana atlamayacak kadar çok güçlü olduğu muhakkak. Bir de bu Illuminati grubunun çok önemli adamları vardır ve bu adamların asla emekli olmadığı söylenir. Mesela Amerika Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan gibi. Gerçi Alan Greenspan geçenlerde yaş haddinden dolayı emekli oldu ancak yaklaşık 40 yıl boyunca Amerikan finansını o yönetti. Çok önemli bankaların önemli yöneticileri yine bu grubun kontrolü altında ya da yönetimindeler. Ayrıca her daim kitaplara, filmlere konu olan iki çok önemli grup daha var. Rockefeller grubu ve Rothschild ailesi. Bu iki grubun ya da ailenin Illuminati'nin en tepesindeki isimler olduğu da söyleniyor. Amerika'da Forbes listesinde dünyanın en zenginleri açıklandığında Rothschild ailesinden ve Rockefeller'dan genelde kimseleri pek görmüyoruz. Dünyanın en zengin adamları olduğu söylenen bu iki grup neden bu listede yok diye sorduğumuz zaman onların kendilerini sakladığı da söyleniyor. Obama'nın, Bush'un, Clinton'ın, Nixon'ın geçmişte Amerika'da başkanlık yapmış birçok ismin Illuminati grubuna giderek onlardan onay aldığı da söyleniyor. Daha da ilginci, üniversite yıllarından beri çok önemli görevlere gelecek kişilerin bu hangi sektör olursa olsun mutlaka Illuminati'den izin aldığı da söyleniyor. İşte bu gece Illuminati grubunun bu tür yapılanmalarını, perde arkasını, dünyanın hemen her ülkesinde yaptığı operasyonları konuşacağız. Komplo teorisi başlıyor. Illuminati, tarihteki adıyla Bavyeralı Illuminati, Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş gizli bir cemiyet. Modern Illuminati, zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek yeni dünya düzenini sağlamak amacıyla hareket eden, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülen bir yapıdır. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de
gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştı. Münih'te kurulup o yörede yani Bavyera'da hızla gelişen İlluminati'nin üye kayıtları büyük bir gizlilik içinde saklanıyordu. Öyle ki üyelerin her birinin takma isimleri vardı ve yazışmalarda bunlar kullanılır, üyelerin gerçek isimleri ve kimlikleri asla kullanılmazdı. Örneğin topluluğun kurucusu Adam Weishaupt'ın kod adı Spartacus'tu. 19. yüzyılın başlarında ünlü Alman filozof Hegel'in katılımıyla canlanan ve eski parlak günlerine dönen İlluminati, bu yıllarda üyesi olan Hegel'in tez-antitez kuramlarıyla yeni dünya düzeni düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmişti. Dünya üzerindeki çeşitli toplulukları etkileyen bu düşüncenin mirasçılarının bugün halen çalışmalarını sürdürdüğüne dair komple teorileri vardır. Bu topluluğa daha sonra İtalya'da ünlü Rönesansçı insanlığa girmiş ve Katolik Kilisesi'ne karşı siyasi bir savaş açmıştır. Mark Dice, David Icke, Tex Mars, Reinberg, Yuri Lina, Morgan Grigier gibi yazarların belirttiğine göre Bavyera İlluminati halen faal olan bir örgüttür. Dünyadaki birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu İlluminati örgütüdür. Komplo teorisyenlerine göre birçok Amerikan başkanı bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filmlerinde bilinçaltı mesajlarıyla beyin yıkamaya çalışıldığı söylenmektedir. Mirren Fagan'a göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John Kennedy suikastı bu örgütün işidir. Ayrıca Hollywood film sektörü bu örgütün elindedir. Peki Illuminati'nin gerçek amacı nedir? Kelime anlamı aydınlanma olan Illuminati 1500 yıllardan beri varlığını koruyor. Toplumda önemli yerlere gelmiş ya da gelebilecek olan isimler bu gruba dahil ediliyor. Peki amaçları ne? Para kazanmak mı? Dünyayı kontrol etmek mi? Peki burada şunu da sormak gerekiyor. O zaman siyasiler bu grubun neresinde yer alıyor? Eğer Illuminati diye çekirdek bir grup varsa ve bu grup dünyayı istediği gibi kontrol edebiliyorsa o zaman siyasilere niçin ihtiyaç var? Illuminati ile ilgili en temel iddia ise şu: kaostan düzen çıkar. Yani bu grubun varlığını sürdürebilmesi için dünyanın her yerinde kriz çıkartması lazım. Ülkelerin kaos olması lazım. Böylece Illuminati'nin işi daha da kolay oluyor. Acaba öyle mi? İlluminati şebekesinin temel amacı bütün dünyayı tek merkezden yönetebilmek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı. Fakat bunun gerçekleşmesi için birbirleriyle irtibatlı bir takım alt mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç vardı. İşte bundan dolayı bir yuvarlak masa teorisi geliştirildi. Bu teoriye göre şekillendirilecek organlar üstlendikleri görevlere göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak, bilgi alışverişinde bulunacak ve dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştireceklerdi. Yuvarlak masa organlarının elemanları kendi ülkelerinde etkili kişiler olacaklardı. Yuvarlak masa teorisi ilk olarak 1877'de John Rockefeller, Cecil Rhodes, John Morgan, Andrew Carnegie ve Mayer Rothschild'dan oluşan beşli tarafından ortaya atılmıştır. Bunların hepsi de Illuminati şebekesinin üyeleriydi ve üçü yani Rockefeller, Morgan ve Rothschild Yahudi kökenliydi. Yuvarlak masanın seçkin üyeleri 1. Dünya Savaşı öncesinde ülkelerindeki savaş komitelerinde önemli görevler üstlenmişlerdi. Bu kişiler siyaset sahnesinde birbirlerine zıt ülkeleri temsil ediyor ama yuvarlak masada bir araya gelebiliyorlardı.
Bu kişilerin savaşın şartlarını ve sebeplerini kendi elleriyle hazırladıkları, Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında duran gerçeklerin altını kurcalama zahmetinde katlanan araştırmacıların dikkatinden kaçmamıştı. Bu kişiler savaş esnasında da ülkelerinin savaş komitelerindeki üst görevlerini sürdürmüşlerdir. Savaş sonrasında ortaya çıkan şartlar İlluminati şebekesinin hesap ve planlarına daha da uygundu. Savaşın ateşini yakan ve 4 yıl boyunca üzerine gaz döken yuvarlak masa üyeleri, 1919'da Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Versailles Barış Konferansı'nda bir araya gelmiş ve savaş sonrası şartlarda dünyaya nasıl şekil verebileceklerini tartışıyorlardı. Bu toplantıda bir araya gelen Alfred Milner, Edward Mandel ve Bernard Brach, yuvarlak masanın seçkin üyeleriydi ve zaten kendilerinin çıkardığı savaşın ortaya çıkardığı şartları değerlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Bunlardan Alfred Milner, yuvarlak masanın lideriydi. Konferansa katılanların birçoğu, daha önce sözünü ettiğimiz ünlü banka hanedanı Rothschild ailesinin fertleri tarafından önerilmişti. Illuminati'nin kendi düşüncelerini, fikirlerini topluma yayması için sinemadan, sanattan, medyadan ciddi bir şekilde faydalanması gerekiyor. Belki de bunu yapıyorlar. İddialara göre Yüzüklerin Efendisi, Matrix gibi filmleri finanse eden aslında bu Illuminati grubu ve bu grubun adamları. Çok önceden belirli yerlerde toplantılar yapan bu grup, toplumu kendi altına almak ya da doğru bir tabirle uyutmak için bazı filmler yapıyorlar. Yüzüklerin Efendisi, Matrix bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca bu grubun kendi düşüncelerini yayması için medyayı da çok ciddi bir şekilde kullanmaları lazım. Bunun için de düşünce adamlarına ihtiyaç var. Bu düşünce adamları da genelde başkanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının en yakınlarında olur ya da danışmanları olur. Bu danışmanlar fikirlerini belirli gazetelerde yazarlar ve daha sonra da topluma bunları empoze ederler. Gazeteci yazar Atilla Akar, Bilderberg, Trilateral Komisyonu, Illuminati gibi konularda kafayı yormuş ve bu konuda ciddi araştırmalar yapmış bir gazeteci yazar. Ona göre Illuminati gerçekten dünyayı kontrol ediyor ve bunun için de sanattan, medyadan, sinemadan yararlanıyor. İşte Atilla Akar'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Söz konusu yapı tek dil, tek dil ve tek kültür peşinde koşmaktadır. Bu amaçları yönünde medyaya kültür sanatı azami ölçüde kullanır. Geleceğin simge ve sembollerini şimdikten yayar. Ancak önemli vurgulamalıyım ki, Illuminati'nin kendi simge ve sembolleri mevcuttur. Diğer bir deyişle bu simge ve semboller onun dilidir. Yani ki Illuminati gerçekte simge ve semboller üzerinden konuşur. Bu anlamda Illuminati basit bir örgüt değildir ve kendi felsefesi vardır. İnançsız da değildir. Genellikle Illuminati tartışılırken Illuminati'yi bir inançsızlar örgütü gibi tanımlama eğilimi vardır, mevcuttur. Bana göre bu yanlış bir yorumlamadır. Illuminati sadece tek tanrılı dinler öncesi çok tanrılı pagan inançlara inanmaktadır. Yani Illuminati'nin inancı herhangi bir tek tanrılı dine ait değil. Tek tanrılı dinler öncesi çok tanrılı bir felsefe ve inanış sistemine sahiptir. Dolayısıyla inanç ve sembollerinde bunları dile getirirken çok tanrıcı, paganist, putperest semboller öne çıkar ve onları kullanır. Bu anlamda ezoterik ve okültisttir. Yani büyü simgelerine yönelik bir dil geliştirir. Bu algı evrenine seslenir. Bu simgelerin bir kısmı masonik simgelerle de örtüşür. Dolayısıyla sinemada, resimde, sanatta, heykelde ve başka dallarda bu simgeler
bariz bir şekilde işte ulu göz, pentagram, piramit, sütunlar, muhtelif tapınaklar gibi bu simge ve stillere sıkça rastlarız. Son dönemlerde soruda geçen filmler dahil olmak üzere efsanelere dayalı, büyü ve metafiziğe dayalı filmlerin öne çıkması bu anlamda bir tesadüfe benzemiyor. Her film direkt Illuminati tarafından finanse ediliyor veya çektiriliyor diyemesek bile Illuminati'nin yarattığı bir kültürel iklimin yansımaları olarak değerlendirilebilir. Şöyle düşünebiliriz. Her ülkenin bir başkanı, başbakanı ya da cumhurbaşkanı var. Bu o ülkenin yönetimine göre değişiklik gösterebiliyor. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün her türlü kararı Başkan Barack Obama alıyor. Obama aldığı bu kararları Senato'ya sunuyor ve Temsilciler Meclisi'nden de onay alıyor. İddialara göre Barack Obama'nın ya da Amerikan yönetiminin aldığı ya da alması gereken kararları ona empoze eden Illuminati grubu. Ve bu grubun da kendilerini pek dışarıya göstermeyen bazı üyeleri var. Yani Illuminati aslında gizli bir yapılanma değil, ancak kapalı bir kutu. Yani kendisi hakkında dışarıya ser veriyor, sır vermiyor. Peki Illuminati nasıl yapılanıyor? İşte Illuminati'nin yapılanması. Günümüzde ise 10 adet yöneticisi ve 300'e yakın alt kadrosu bulunduğu, bu grubun içinde tanınmış ünlüler, bankacılar ve sanatçıların bulunduğu iddia edilmektedir. 12 kişiyle kurulan Illuminati topluluğu, gelişmelerini Mason localarından kendilerine uygun üyeler kazanarak sağlamaya çalışmışlar, ilk sene sonunda 80 üyeye çıkmışlardır. Daha önceden 22 Haziran 1784'te tüm Bavyera'da Masonlukla birlikte Illuminati'de gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı. Masonluğun tarih boyunca kendisine yönelen tüm baskı ve yasaklamaların altından hiçbir zarar almadan çıkması gibi yine zararsız çıktığı bu süre Illuminati'ye pek yaramamış ve büyük ölçüde gücünü ve varlığını yitirmişti. Günümüzde Illuminati çok daha gelişmiş olarak varlığını sürdürüyor. Artık küçük ve dar bir grup değil. Çevresinde sadece gizem konularına meraklı, neyi savunduklarını bilmeyen insanlar da yok. Illuminati, devlet başkanlarından büyük iş adamlarına, ordu komutanlarına, gizli servis başkanlarına varıncaya kadar geniş ve etkili bir uluslararası güç şebekesi durumuna gelmiş durumda. Örgüt her yana öylesine dal budak sarmış durumda ki, dünyada bugün alınan bütün önemli kararlarda, operasyonlarda ve hissedilen ama tarif edilemeyen gidişatta onun izlerini görmek mümkün. Illuminati'nin temel sloganı Ardu ab Chao'dur. Yani kaostan düzen. Bu basit bir formülasyon ya da gelişi güzel seçilmiş bir slogan olmayıp, Illuminati'nin tarih boyunca bütün davranışlarına hakim temel stratejisidir. Peki kaostan düzen ne demektir? Normal koşullarda kaos, kargaşalık gibi durumlar toplumların hoşlandıkları şeyler değildir. Sadece Illuminati için kaos her zaman iyi bir şey olmuştur. Çünkü kaos boşluk yaratır, onlar da doldurur. Sonra da düzen gelir. Hele de o düzen iyi hazırlıklı, son derece gizli ve inisiyatif sahibi kadrolara dayalı birileri tarafından kurulacaksa. İşte bu yüzden Illuminati için kaos korkulan bir şey değil, kendileri tarafından yaratıldığı ve kontrol edebildikleri sürece tercih edilen bir şeydir. Çünkü her kaostan karlı çıkmanın, konumlarını sağlamlaştırmanın yollarını bulmuşlardır. Bütün ihtisaslarını kaos yaratma ve komplo kurma üzerine yapmış bu adamlar için kaos, yeni dünya düzenini yaratmak için bulunmaz bir fırsattır. Yarattıkları her kaos, amaçlarına bir adım daha yaklaşmalarında bir araçtı. Kaos, onlar için bir var olma yöntemiydi. Kısaca kaos, Illuminati'nin stratejisiydi.
2000'li yılların başında Rusya'ya komşu bazı ülkelerde adına kadife devrimler denilen bazı olaylar çıkmıştı. Bu olaylarla beraber Gürcistan'da, Ukrayna'da yönetimler değişmişti. Daha sonra 2010 yılından itibaren de Arap Baharı dediğimiz bazı olaylar yaşandı. Ve Kuzey Afrika hattından neredeyse Suudi Arabistan'a kadar bütün ülkelerin rejimleri değişti. Elbette bu rejim değişiklikleri birden olmuyor. Yavaş yavaş demokrasiye geçilecek. Sadece şu an Suriye'de biraz sorun var gibi görünüyor. Peki bu savaşları çıkartan, bu devrimleri yapanlar kimler? Bunları finanse edenler kim? Kadife devrimler olduğu zaman acaba bu işin arkasında kim var? Bunu kim finanse ediyor denmişti. Bir yandan Amerikan yönetimi işaret ediliyor, ancak öte yandan bu işin arkasında bazı büyük para sahiplerinin olduğu da söyleniyordu. Mesela bunlardan biri George Soros. George Soros dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Ancak temel işi spekülatörlük. Yani piyasalarla oynayarak, ekonomiyi biraz karıştırarak para kazanıyor. Dünyanın hemen her yerinde de yatırımlar yapıyor. Peki George Soros ne oluyor da Ukrayna gibi, Gürcistan gibi ülkelerde yönetimleri değiştirmek istiyor? Bu gücü kendisine nerede buluyor? Ya da o ülkelerin içindeki yapılanmaları nasıl finanse ediyor? Ayrıca Arap Baharı dediğimiz olaylarda da CIA'nin bazı gizli oluşumlar aracılığıyla bölgelere ciddi paralar aktardığı, hatta bazı kara paraları bu bölgede akladığı bile söylendi. Yani Illuminati aslında dünyadaki her türlü yapılanmayı kontrol ediyor. Para onda, ekonomi onda, banka kontrolü onda. O zaman siyasetçiler ne yapıyor? Reklamlardan sonra Illuminati'nin kullandığı gizli sembolleri, kürkleri, yan kuruluşlarını ve kaostan düzen çıkar demekle acaba neyi amaçlıyorlar gibi sorulara cevap arayacağız. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. ...1989 yılında Berlin Duvarı yıkılınca Sovyetler Birliği de çöktü. O dönem Sovyetlerin lideri Gorbaçov'du. Daha sonra iktidara Boris Yeltsin adında biri geldi. Çok enteresandır ki çok önceden Amerika Birleşik Devletleri'nde Texe Mars adında bir yazar Illuminati Entrika Çemberi adında bir kitap yazdı. Ve bu kitapta 1970'li yıllara ait bazı resimler yayınlandı. Boris Yeltsin 1970'lerde kendi çapında biriydi. Belki siyasetle uğraşıyordu ama çok etkili biri değildi. Texe Mars'ın Entrika Çemberi kitabında Amerikan yönetiminin önemli adamlarıyla resimleri vardı. Ve iddia odur ki Boris Yeltsin'i 1990'larda Rusya başkanlığına hazırlayan aslında bu Illuminati grubuydu. Bir dönem Başkan Carter'ın danışmanlığını yapan Zbigniew Brzezinski işte bu Yeltsin'i yetiştirmişti. Daha sonra göreceğiz ki Yeltsin alacağı hemen her karar aslında Amerika'nın işine yarayacaktı. Daha doğru tabirle Illuminati'nin işine gelecekti. İşte bu kadar güçlü bir yapılanma olan Illuminati iddialara göre istediği kişiyi istediği yerde göreve getirebiliyor. Aynı zamanda bu Illuminati'nin kullandığı çeşitli semboller, kürtler var. Mesela piramidin içindeki göz bunlardan biri. Arka resimde gördüğünüz üzere en az 3 yerde bu piramidin içindeki göz hemen bütün her yerde kullanılabiliyor. Peki ama Illuminati bununla neyi amaçlıyor? İşte Ramazan Kaan Kurt'un bununla ilgili görüşleri. Biz her şeyi görürüz, kontrol ederiz, göreceğiz anlamındadır. Tamamen Yahudi mistizmi, Kabala kökenli, formatlı, pagan bir semboldür. Pagan dediğimiz yani ilahi bir formatı olmayan, sembolde Lucifer yıldızının sembolü olarak kullanıldığı bir dünyayı paganist, yani açıkçası bir küreselleşmenin bu Illuminati'nin tezler arasında bir paradigma var, bir çelişki var. Bu da şu, bir tarafta diyorlar ki biz küresel çapta bir güç olalım, absolute power, mutlak güçle dünyayı kontrol edelim, biz kendi değerlerimizi koruyalım. Ama öte taraftan başta Türkiye gibi Müslüman ülkelere diyorlar ki siz bölünün bölünebildiğiniz kadar, yani kendileri tabiri caizse bir Roma, Pax Romana olmak isterken Müslüman ülkelere de diyorlar ki siz
Atina modeli devletçikler olun. Yani siz diyorlar işte dedenizin, atanızın, işte inancınızın, mezhebinizin neyse inandığınız tarikatın buna göre bölünün bölünebildiğiniz kadar diyorlar. Çünkü bölerseniz yönetirsiniz. Bölmezseniz karşınızda bir mutlak güç bulursunuz. Bu noktada da İslam dünyası içinde de tabii niye Türkiye üzerinde duruluyor? Şunu söyleyebilirim efendim. Bugün dünyanın en fakir ülkesi maalesef 35 ülkesi Müslümandır. Bu noktada Batı'nın diliyle konuşabilecek olan güç Türkiye'dir. Illuminati elbette toplumda kendisini Illuminati olarak göstermiyor. Çeşitli vakıflarla, derneklerle kendi varlığını ülkelerde hissettirebiliyor. Daha önceki bölümde söylediğimiz gibi Ukrayna'daki Kadife devrimde, Gürcistan'daki devrimde bazı vakıflarla beraber kendisini göstermişti. Arap Baharı'nda da ya da Irak'taki, İran'daki çeşitli kaoslarda da gene bu yapının ayak izleri vardı. Yani Illuminati kendi varlığını bir yerde göstermek için Bilderberg gibi, Trilateral Komisyonu gibi, Kuru Kafa Kemikleri gibi bazı gruplardan, cemaatlerden yardım alıyor. Şunu da unutmayalım ki Illuminati bir ülkeye nüfuz etmek için o ülkenin en güçlü, en zengin kesiminden de destek alır. Bizde bugüne kadar en güçlü grup kimse, en güçlü dernekler kimse mutlaka onlara da nüfuz etmişlerdir. Yani Illuminati'nin kullandığı bazı cemiyetler, gruplar mutlaka vardır. İşte Illuminati'nin yan kuruluşları ve dünyadaki faaliyet alanları. Tam olarak emin olunmasa da Illuminati'ye bağlı yapılanmalar var. Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Trilateral Komisyon, Mason Tarikatı, Aspen Enstitüsü, Malta Şövalyeleri, Opus Dei, Roma Kulübü, Bohemian Grove, Dünya Ekonomik Forumu gibi. Bu yapılanmaların amacı yeni dünya düzeni kurmaktır. Dünyadaki pek çok tüketim malzemesini ve diğer malları sistematik gizli örgüt ağına sahip bir elitler grubu kontrol etmektedir. Bu elitler grubu tüm dünyaya yayılmışlar ve pek çok kilit noktayı bilinçli ve planlı bir biçimde işgal etmişlerdir. Peki Illuminati'ye bağlı bu yan kuruluşlar başka ne yaparlar? Savaşları onlar çıkarırlar. Ne kadar süreceğine onlar karar verirler, kimlerin katılacağına ve hangi sınırların çizileceğine onlar karar verirler. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında Morgan ve Rockefeller'ın büyük etkileri olduğu ve savaş sonunda da inanılmaz karlar elde ettikleri bilinmektedir. Parayı kayıtsız şartsız onlar kontrol ederler. Amerika'daki Merkez Bankası'ndan tutun, diğer uluslararası merkez bankalarına kadar tüm temel bankaların kilit noktalarını onlar kontrol ederler. İskonto oranlarını, para teminini, altın stoklarını ve altın fiyatlarını, borsa fiyatlarını onlar elinde tutarlar ve kontrol ederler. Dünyada akmakta olan tüm kara para bu örgütlerin kontrolündedir. Hükümetleri onlar kontrol ederler. Pek çok ülkede kimin başbakan, kimin vali veya kimin yönetici konumuna geleceğini onlar belirlerler. Medya ve bilgi onların tek elindedir. Temel pek çok medya kuruluşlarını onlar kontrol ederler. Beyin yıkama yöntemleri ve medyayı yönlendirme yöntemleri korkunçtur. Mafyayı onlar kontrol ederler. Illuminati'nin en net bildiğimiz sloganı Nova Ergo Sum, yani kaostan düzen çıkar. Kaos olacak ki Illuminati'nin işi çok daha kolay olsun. Peki Illuminati niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Ekonomiyi, bankaları, dünya finans sistemini istediği gibi kontrol ettiği söylenen, iddia edilen bu yapılanmanın niçin kaosa ihtiyacı var?
Bazı finansçıların ve akademisyenlerin iddiasına göre eğer dünyada savaş olmazsa ve her şey stabil bir şekilde devam ederse bu kimsenin pek işine gelmez. Çünkü o zaman karlar belirli oranlarda kalır. Yani her şey belli bir düzen ya da hiyerarşi içinde işler ancak bu büyük grupların pek de işine gelmez. Ancak bir yerde kaos varsa, savaş varsa, etnik çatışma varsa ve ülke karışmışsa bu en çok bu düzenden yararlanmak isteyen grupların işine gelir. Illuminati gibi. Attila Akar da bu konuyu sıklıkla dile getiriyor. Eğer kaos, savaş, etnik çatışma olursa o ülkelerde ekonomi çok daha canlı oluyor. Bu da dünya finans sistemini kim elinde tutuyorsa onun işine geliyor. İşte Attila Akar'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Illuminati aileler topluluğunu bir havuz gibi düşünmek gerekir. Ve enteresan bir yan olarak kendilerinin tanrısal bir soydan geldiklerine inanmaktadırlar. Bu yüzden sadece kendi aralarında kızılıp vermektedirler. Antik Mısır gizemciliğine ile bir şekilde ilgilidirler. Hatta kimi üç yorumlara göre ya da komplo teorilerine göre dünya dışı uygarlıkların serptiği tohumların dünyadaki yansımalarıdır. Bu tabii çok uç bir yorum ama yani işi buraya kadar vardıran teoriler vardır diyeyim. Bütün bunları geçersek araştırmacı Jax Atali'ye göre bakın Illuminati ailelerini sayılan isimleri Atali 4 özellikle tanımlıyor. Burası önemli. Atali'nin kriterlerine göre bir aşiretvari yapıları vardır bu aileler, klanlar topluluğunun. 2 küresel davranmaktadırlar. 3 kendi değer sistemleri, ahlak ölçütleri vardır. Yani kendilerini sıradan insanlar olarak görmedikleri için aynı zamanda sıradan ahlak kurallarının da onları bağlamadıklarını düşünmektedirler. 4 gene Atali'ye göre inanılmaz terim onun tırnak içinde yani inanılmaz tabiri Jack Atali'nindir. İnanılmaz ayinleri olduğu söylenmektedir. O kadar ki ilginç bir veri olarak söyleyebilirim. Stanley Kubrick'in, ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in 1999 yapımı başrollerinde Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı gözleri tamamen kapalı film vardır. O filmin son sahnesinde şato, malikane gibi bir yerde erotizmle bezenmiş bir ayin hazırlığı vardır. Çok ilginç bir sahne, uzun ve ilginç bir sahnedir o. Maskeli insanlar vardır, pelerinli insanlar vardır. Bir iddiaya göre yani gene bu alanın araştırmacıların iddiasına göre o sahnede ya da o filmde geçen o sahnede ki o görüntüler tabii ki gerçek değildir ama bir Illuminati ayininin filme yansımış kurgusal biçimidir. Yani ki o filmde aslında bir Illuminati ayini anlatılmaktadır. Kısaca Illuminati aileleri bir küresel çemberin yeni aristokratlarıdırlar. Kendilerine özgü inanışları, kendilerine özgü ilişki ağı, kendilerine özgü kültürleri ve kendilerine özgü sembolleri vardır. Devasa bir yapılanmaya, dev bütçeye, büyük finans kurumlarına sahip olan Illuminati'nin kamuoyunda görünen bir de adamları var. Elbette gizli ya da kapalı bir yapılanma gibi olsa da Illuminati'nin bugüne kadar gördüğümüz ya da bize söylenen bazı önemli isimleri var. Bunlar finansçılar, gazeteciler, akademisyenler, danışmanlar ve tabii ki siyasiler. Amerika'da bu konuda hemen akla gelen birkaç isim oluyor. Bunlardan bir tanesi 1970'lerde Amerika'nın Vietnam Savaşı dönemini yöneten
ve Carter'ın danışmanlığını yaparak belki de Amerika'nın düze çıkmasını sağlayan isim olan Zbigniew Brzezinski. Aynı zamanda Afganistan'a Ruslara karşı silahlandıran, bugün bizim Büyük Orta Doğu Projesi diye bildiğimiz projenin ilk temellerini atan isim ise yine bu Zbigniew Brzezinski'ydi. Tabii sadece Brzezinski değil, başka adamlar da var. Daha önceden söylemiştik, tam 40 yıl boyunca Amerikan Merkez Bankası'nın başkanlığını yapan ve göreve kim gelirse gelsin yerini hep koruyan Alan Greenspan gibi. 1990 yılında Foreign Affairs dergisinde Medeniyetler Çatışması makalesini yazarak bundan sonra dünyada kültürler birbirleri savaşacak, medeniyetler birbirleriyle artık ittifak içinde olmayacak diyen Samuel Huntington da Illuminati'nin en güçlü adamlarından biri olduğu iddia ediliyor. Çok sonraki gelişmelere bakacağız ki aslında Medeniyetler Çatışması projesi önceden tasarlanmış ve bilerek uygulamaya konulmuş çok özel bir projeydi. Yani dünya bu projeyle birlikte yeniden dizayn edilmişti. Tabii Illuminati'nin bir de toplum nezdinde itibar kazanmak için kullandığı bazı sanatçılar var. Mesela U2'nun solisti Bono gibi. Bono her ne kadar bazı şeyleri, kapitalizmi protesto ediyormuş gibi görünse de aslında tam da Illuminati'nin aradığı adam. Aynı şekilde bazı eleştirel filmlerle kamuoyundan takdir toplasa da Michael Moore da böyle biri. İşte Illuminati'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve sanat anlamında kullandığı öne çıkan adamlar. Dünyanın en ünlü para spekülatörü George Soros, Macar ve Yahudi asıllı. Yugoslavya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı yardımın tutarı, bu ülkelere Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım miktarını aşmıştır. Bu yüzden kimi çevreler onu hayırsever olarak tanımlamaktadır. Ancak bu yardımların siyasi amaçla yapıldığını savunanlar da vardır. Soros'un yardımlarının sosyal olmaktan çok siyasal özellik taşıdığını iddia edenler, onu parasal gücünü kullanarak ülkelerin iç işlerine karışmak ve o ülke siyasetine yön vermekle suçlamaktadır. Dünyanın en önemli stratejistleri arasında ismi sayılan Brzezinski, Amerika'da 1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik yardımcılığını yaptı. Samuel Huntington'la birlikte çalışarak 43 sayfalık ve bir gizli bülten yayınladı. Bu bültende gelecek yönetimin 10 önemli dış ve ulusal güvenlik politikası hedefi açıklanıyordu. Soğuk Savaş sonrası dünyaya yön veren adam olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri eski Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan. O da Soros gibi Macar Yahudisi. Amerikan Merkez Bankası'nı tam 25 yıl yönetti. Dünya piyasalarını hep o kontrol etti. Başkanlar değişti, o değişmedi. Pek çok sayıda çalışmaya imza atmış olmakla birlikte ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde daha çok Medeniyetler Çatışması adlı kitabıyla tanınan Samuel Huntington. Huntington, 1988 tarihinde yayımlanan makalesinde ülkeler arasındaki çatışmaların giderek kültürel ağırlık kazandığını savunmuştu. Bugün Orta Doğu ve birçok yerde meydana gelen savaşların kaynağında o vardır. Burada incelenmesi gereken, perde arkasına bakılması gereken çok önemli ve çok özel bir ilişki var. Illuminati ile siyasilerin arasındaki ilişkiler ya da menfaatler. Yani bugün bizim dünya lideri olarak bildiğimiz bazı isimler acaba çok önceden Illuminati tarafından bu görevler için hazırlandı mı? Bu iddia en çok George Bush için söylenmişti. George Bush'un hem IQ'sunun hem de siyasi tecrübesinin Amerikan başkanlığını götürmeye yetmeyeceği söyleniyordu. Tabii öte yandan şöyle bir karşı iddia da geliyordu. Siz arkasındaki adamlara bakın. Yazar Burak Turna bundan birkaç sene evvel Fransa'da iktidara Hollande'ın geleceğini öngörmüştü. Dünya sisteminin artık Sarkozy'den bıktığını ve yerine Hollande'ın geleceğini öngören Burak Turna
dünyayı da yine bu grubun yönettiğini iddia ediyor. İşte Burak Turna'nın bu konuyla ilgili görüşleri. İlluminati ismiyle bilinen durum veya yöntem diyelim, aslında bakılırsa popüler kültürde ismini bulmuş. Aslında çok da fazla gerçeği iletmeyen, gerçeği anlatmayan bir isim, bir kavram. Esasında Afganistan'da ortaya çıkmış olan, daha sonra Mesnevi'nin yayılmasına paralel bir şekilde Batı'ya ulaşmış ve Masonlukla bir araya gelmiş olan düşünce sistemi Illuminati. Fakat popüler kültürde bu isimle bilinen ve dünyayı yönettiğine inanılan, dünya düşünce sistemini, dünya politikasını yönettiğine inanılan yapının değişik isimleri var. Farklı organizasyon biçimleri var ve dünya politikasına da farklı şekillerde nüfuz etmiştir. Bu yapı Illuminati olarak adlandırılmakla beraber aslında bakılırsa Hegel'in diyalektik düşünce sistemini kendisine yapı alır. Bu düşünce sistemi, Hegel felsefesi aslında karşıtlıklardan ortaya çıkan yeni sentezler üzerinde derin incelemeler yapmıştır. Daha sonra bu düşünce sistemi kendisinden Marksizm gibi değişik varyasyonlar ortaya çıkartmıştır. Ama temelde Illuminati olarak bilinen ve dünyayı yönettiğine inanılan düşünce sistemi budur. Yani daha sonra Ordo Apkao olarak da bilinir hale gelmiştir. Masonların kullandığı bir kavramdır. İşte belli bir çatışma, kargaşa sonucunda düzen ne ulaşılması, düzen yaratılması şeklinde kendisini ortaya koymuştur. Bu nedenle Illuminati kavramının hem politik hem bunun zeminindeki politika felsefesiyle bir arada incelenmesi gerekir. Illuminati'nin savaş çıkartır mı, çıkartmaz mı diye sorgulanması biraz önce söylediklerimizden yola çıkıldığında kendi cevabını da içinde barındırmaktadır. Illuminati'nin ürettiği tüm düşünceler kendi içinde çatışmayı barındırır. Yani bir örnek vermek gerekirse, belli bir toprak parçasında yeni bir sistem kurmak istiyorsanız bir önceki sistemi oluşturan düşünce sistemine karşıt ve onunla çatışma içince yeni bir düşünce sistemi geliştirirsiniz. Onunla topraklarda yaydığınız ölçüde de o yapı kendiliğinden erozyona uğrayacak ve ortadan kalkacaktır. Bunu da biz tarihte işte büyük liderler, isyanlar, savaşlar, iç isyanlar, işte darbeler olarak görürüz. Ama aslında bunlar birbiriyle çatışan düşüncelerdir. Madde dünyasındaki yansımaları da bizim bildiğimiz anlamda işte tarihe dönüşür. Illuminati'nin politikayı nasıl yönettiğine dair bir soruya cevap aramamız gerekirse, aslında bakılırsa Illuminati politikayı yönetmekten önce duruma müdahale eder ve insanların nasıl düşüneceğine müdahale eder. Bunda yeni ideolojiler yaratarak ve bu ideolojilerin insanlar arasında yayılmasını sağlayarak, özellikle medya yoluyla, üniversiteler ve basın, çeşitli basın yayın araçları yoluyla yayılmasını sağlayarak yapar. Bir insanın hangi ideolojiye inandığını belirleyebiliyorsanız zaten onun tüm davranışlarını da tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla onu zaten yönetmenize gerek kalmaz. O insan sizin büyük grand planınız çerçevesinde hareket etmeye başlar. Tabi zaman zaman ufak bir takım manipülasyonlar yapmanız gerekebilir. Bunları da bizim devlet dediğimiz sistemler içerisinde rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte finansal manipülasyon, politik manipülasyon, medya manipülasyonu, zaman zaman askeri darbelerin içine girdiği bir takım biraz zorlayıcı hareketlerle istediğiniz yolda bir resim ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle de özellikle entelektüellere büyük görev düşmektedir. Çünkü ideolojilerin esas neye hizmet ettiğini ortaya koyabilecek olan insanlar, eğer dikkat etmezlerse, yeterince kendilerini sorgulamazlarsa, düşüncelerini sorgulamazlarsa, bir anda bu ideolojilerin taşıyıcısı ve Illuminati'nin askerlerine dönüşebilirler. Böyle bir risk taşımaktadırlar ve bunu yaptıkları halde bunu yaptıklarından haberleri bile olmaz. Bu sistemin böyle bir takım
hem eğlenceli aslına bakarsanız hem de tehlikeli yanları vardır. En önemli özelliklerinden bir tanesi de gözle görülmez olmasıdır. Sizin popüler olan, gözle görünür olan tüm bilgiler aslında gerçek olan bilgiyi perdelemek için kullanılmıştır. Ancak yeterli analiz, okuma yaptığınız takdirde gerçeklere ulaşırsınız. Fakat bu sefer ortaya bir sürü yeni problem çıkar. Bu gerçeklerin yayılması mümkün olmaz. Çünkü ikinci katmandaki engeller, yapılar bu sefer sizi engelleyecek ve bu gerçeği yaymanıza set çekecektir. Bunu da geçtiğiniz takdirde ortaya üçüncü katman çıkacaktır. Üçüncü katmandaki engeller de devlet düzeyinde engellerdir. Bu katmanlar, siz bu düşüncelerinizi yaysanız, gerçeği kitlelere ulaştırsanız bile bu gerçeğin kitleler vasıtasıyla bir devlet sistemine, bir organizasyona dönüşmesini engelleyecektir. Görüldüğü üzere dünyanın hemen her yerinde her dönem savaşlar çıkabiliyor, ekonomik krizler patlak verebiliyor ya da birileri bunları bilerek yapıyorlar. IMF'nin, Dünya Bankası'nın bazı ülkelere girerek o ülkelerin ekonomileri nasıl batırdıklarına hepimiz şahit olduk. Illuminati, Bilderberglerle, Trilateral Komisyonu'yla ya da başka oluşumlarla dünyanın hemen her yerinde varlığını sürdürüyor. Ve çok önemli iş adamları ya da zengin kapitalistler bu işlerde görev yapıyorlar. Bahsettiğimiz gibi George Soros, Kadife devrimleri, Arap Baharı'nı finanse etti, bu oluşumların içinde yer aldı. Ayrıca NATO örgütlenmeleri içinde Gladio'nun parasını da yine bu Illuminati'nin ödediği de söylentiler arasında. Zihin kontrolü yapabilen, hastalıklara çare bulduğunu söyleyip istediği ilacı istediği gibi piyasaya veren bu gruplar iklimlerle bile oynayabiliyorlar. Her ne kadar iddia gibi olsa da ortaya çıkan bazı olaylar bu grupların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu yapılanmaların bir de gizli toplantıları oluyor. Mesela Mason locaları da Illuminati'nin yan kuruluşlarından bir tanesi. Yani bu gruplara dahil olmak, üye olabilmek amacıyla çok ciddi bir sınavdan geçiyorsunuz. Ve size bir şekilde onay veriyorlar. Türkiye'den de çok önemli isimler, çok önemli siyasetçiler, iş adamları bu grupların toplantılarına katıldılar. Ve daha sonra önemli yerlere de geldiler. Hatta bizde bazı gazeteciler önceden Bilderberg toplantılarını Illuminati'yi küçümserler ve o toplantıya beni çağırsalar ben gitmem, zaten çağırmazlar diyorlardı. Ancak bu isimlerin daha sonra bu toplantılara katıldıklarını da hep birlikte gördük. Yani yeni dünya düzeninde yepyeni programlar yaratmak isteyen Illuminati işini hiçbir zaman şansa bırakmıyor. Bunun için de gerekli hangi enstrüman varsa bunu mutlaka kullanıyor. Eğer Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da savaş çıkartması gerekiyorsa savaş çıkartıyor. Her şey güllük gülistanlık olsun istiyorsa bunu da becerebiliyor. Ortaya çıkan gerçekler ve gizli yapılanmalar da bunların hepsini doğruluyor. Hiçbir şeyi şansa bırakmadığı iddia edilen Illuminati grubu gerçekten de istediği her şeye müktedir mi? Ya da onlara öyle mi geliyor? Unutmayalım ki bu grupla ilgili en temel iddialardan biri aslında Goethe'nin Faust kitabındaki gibi şeytanla işbirliği yapmaları. Çünkü bu kadar kötülükle uğraşan, savaş çıkartan, insanların neredeyse kaderleriyle oynayan bu insanlar her şeyi muktedir gibi görünse de perde arkasında pek de öyle olmayabilir. Umuyoruz dünya eğer bu grup tarafından karanlık planlarla kötü bir geleceğe doğru sürükleniyorsa bunun önüne geçilir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle buluşmak dileğiyle hoşça kalın.